Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 16 asitler ve bazlarla devam ediyorum. 7. videomuz ve bugün sizlere molekül yapısı ve asitlik bazlıktan bahsedeceğim. Molekül yapısı ile asit ve bazların kuvvetleri arasında ilişki vardır. Şimdi bu ilişkiyi inceleyeceğiz. Öncelikle bu ilişkiyi açıklayabilmek için ikili asitlerin kuvvetlerinden bahsedelim. İkili asitlerin kuvvetleri, ikili asitlerin kuvvetlerini nasıl karşılaştırırız? İkili asit dediğimizde bu H, X ile gösterebiliriz. Buradaki X herhangi bir element. Şimdi X elementinin aynı periyottaki elementler olması ya da aynı gruptaki elementler olmasına göre ikili asitlerin kuvvetini etkileyen farklı etkenler var. Şimdi bu X elementlerinin aynı gruptaki elementler olduğunu düşünelim ve bunların asitliklerini karşılaştıralım. Mesela hidrojen iyodür, hidrojen bromür, hidrojen klorür ve hidrojen florürün asitliklerini karşılaştırdığımızı düşünelim. Bunlar birer ikili asit. Neden? Hidrojen bir element, hidrojen ona bağlı bir element, hidrojen ona bağlı bir element, hidrojen ona bağlı bir element. Bu ikili asit olduğunu gösterir. Elementlere bakıyoruz. Flor, klor, brom, iyot. Bunların hepsi flor, klor, brom ve iyot 7A grubu elementleridir. Aynı gruptaki elementlerdir. Şimdi aynı gruptaki elementlerin ikili asitlerinin asitlik kuvvetlerini karşılaştırırken burada bağ kuvveti arttıkça asitlik azalır. Bağ kuvveti arttıkça asitlik azalır diyoruz. Asitlik şöyle söyleyebiliriz. Şu hidrojenin yani H artının kolayca verilebilmesi. Ne kadar kolay verilebiliyorsa asitlik o kadar fazladır. Bağ kuvveti artarsa yani hidrojen ve iyot arasında ya da işte hidrojen X diyelim. Bu ikisi arasındaki bağ ne kadar kuvvetliyse hidrojenin buradan H artı şeklinde kopması o kadar zor olur ve asitlik ne olur? Azalır. Şimdi bağ kuvvetini etkileyen şey de bu elementlerin yarıçaplarıdır. Yarıçaplarıdır. Şimdi elementlerin yarıçapı artarsa bağ uzunluğu artar. Bağ uzunluğu artarsa da bağ kuvveti ne olur? Azalır. Bağ kuvveti azalırsa da bu durumda asitlik artar. O zaman direkt olarak elementin yarıçapı arttıkça asitliği artar. Daha kolay proton verilir diyebiliriz. Çünkü yarıçap arttıkça ne olacak? Hidrojen ve X elementi arasındaki bağ uzayacak. Yarıçap büyük olduğundan bağ uzayacak. Bu durumda bu bağın kopması kolay olacak. Yani H artının verilmesi kolaylaşacak. Yani asitlik artacak diyebiliriz. Şimdi bu 4 asidin asitliklerini karşılaştırmak istersek bu X elementlerinin yarıçaplarına bakalım. Aynı grupta oldukları için. Flor, klor, brom, iyot. Aynı grupta yukarıdan aşağı yarıçap artar. Yarıçap arttığına göre hidrojen iyodür. Bağ uzunluğu hidrojen bromürden, 12 hidrojen klorürden, 12 hidrojen flörden daha fazla. Bağ uzunluğu bu sırada azalıyor. Bağ uzunluğu azalırsa ne olur? Mesela buradaki bağ uzunluğu en fazla. O zaman bağ kuvveti en az. Bağ kuvveti en azsa o bağın kopması o kadar kolay. Yani hidrojenin H artı şeklinde serbest kalması o kadar kolay olur. Yani asitliği en fazla olur diyoruz. O zaman asitlik sıralaması bu şekildedir. Şimdi burada hidrojen florürün asitliği diğerlerine göre evet azalır ama çok daha azdır. Çok daha azdır. Bunu nasıl açıklıyoruz? Hidrojen florürün hidrojen bağları yapmasıyla açıklıyoruz. Hidrojen florür suyla hidrojen bağları yapabilir. Şu şekilde flor ve hidrojenle su arasında bağ oluşur. Şuradaki hidrojenle su arasında yani H3O artı iyonları ve flor arasında şu şekilde hidrojen bağı oluşur. Buna iyon çifti diyoruz. İyon çifti. Ve bu
hangisi bunun asitliğini gösterir? H3O artı, artı florür dersek. İşte bu hidrojen florürde hidronyum iyonlarının az olması çözeltide. Çünkü neden? Hidrojen bağları oluşturuyor florla arasında. Bu bağın kopması da zor olduğundan hidrojen florürün asitliği çok çok daha azdır diğerlerine göre diyoruz. Şimdi ikili asitlerin kuvvetlerini karşılaştırırken şu elementin aynı grup ve aynı periyotta olmasına göre farklı etkenler var demiştik. Şimdi aynı periyotta ise hidrojen X, bu ikili asidimiz. X'ler, X elementleri aynı periyotta ise bu durumda bu ikili asitlerin kuvvetlerini etkileyen en önemli etken bağın polarlığıdır. Bağ polarlığıdır. Bu HX bağının polarlığı bağı oluşturan atomların elektronegatiflik farkı arttıkça polarlık artar. Yani delta En HX bağını oluşturan elementlerin elektronegatiflik farkı arttıkça bağ polarlığı artar. Polarlık arttıkça bu bağı koparmak daha kolaylaşacağından, yani polarize oluyor, artı ve eksi yükler iki tarafta toplanıyor ayrı taraflarda ve bu bağı koparmak daha kolay olacağından bu durumda protonun verilmesi kolaylaşmış oluyor ve asitlikte ne olmuş oluyor bu durumda? Asitlik artar diyoruz. O zaman bağ polarlığı ne dedik? Elektronegatifliği fark, elektronegatifte farklar farkı arttıkça polarlık artar, polarlık arttıkça asitlik artar. O zaman şöyle şunu karşılaştıracak olursak, şu ikili asitlerin asitliğini CH4, NH3, H2O ve hidrojen florür. Şimdi bu ikili asitlere baktığımızda ikili asit neden? Bir element ve hidrojen, element ve hidrojen, element hidrojen, element hidrojen şeklinde. Burada bakıyoruz. Hidrojenin dışındaki elementlere bakıyoruz. Karbon, azot, oksijen ve flor. Bunların her biri aynı periyotta, yani ikinci periyottaki elementler. Şimdi elektronegatifliklerine bakalım. Karbon, azot, oksijen ve flor. Soldan sağa gidildikçe elektronegatiflik artar. Elektronegatiflik artarsa, yani elektronegatiflik farkı da artmış olur. Hidrojen ve flor arasındaki elektronegatiflik farkı, hidrojen oksijen arasındaki elektronegatiflik farkından, o da diğerinden ve diğerinden daha fazladır. Elektronegatiflik farkı arttığı için bu bağ daha polardır. Daha polar olduğu için bağı koparmak daha kolaylaşır. Yani H artı halinde çok daha kolay serbest halde kalır. Bu durumda da asitlik artar. O zaman asitlik sırası da bu ikili asitlerin bu şekildedir diyoruz. Şimdi ikili asitleri bitirdik. İkinci grup genelleme asitliklerini karşılaştıracağımız asitlerden oksi asitler. Oksi asitlerin kuvvetleri nasıl karşılaştırılır? Buna bakalım. Şimdi oksi asit ne demektir? Oksi asit demek hidrojen, oksijen ve ona bağlı bir element olması durumunda bu tip bileşikleri oksi asit olarak adlandırıyoruz. Burada da asitlik ne demek? Bu hidrojenin buradan H artı halinde kolayca serbest hale gelebilmesi. Ne kadar kolay buradan H artı olarak ayrılıyorsa hidrojen, o kadar kuvvetli asittir diyoruz. Bunu etkileyen şey de şuradaki X elementinin elektronegatifliği. X elementin elektronegatifliği arttıkça, yani bağ elektronlarını kendine ne kadar çok çekerse şuradaki H artı o kadar kolay serbest hale geçer ve asitlik artar diyoruz. O zaman X elementin elektronegatifliği arttıkça oksi asitlerin asitliği artar. Yani şu iki asidin asitliğini karşılaştıracak olursak HOCl ve HOI iyodür yani.
Şimdi bunlar öncelikle hangi türe giriyor? Onu bulmamız lazım. Hangi temel türe? İkili asit mi? Oksiasit mi? Zaten henüz birinci ikili asit, ikinci olarak da oksiasitleri gördük. Şimdi bunlar birer nedir? Oksiasit. Neden? Hidrojen, oksijen ona bağlı bir element. Hidrojen, oksijen ona bağlı bir element X. O zaman burada asitliği bize gösterecek şey hidrojen, oksijen, hidrojen, oksijen zaten aynı. Farklı olan şey şuradaki X elementleri. Klor ve iyot. Bunlarda da oksiasitlerde neye bakıyoruz? Elektronegatifliğine. Hangisinin elektronegatifliği daha fazla? Flor, klor, brom, iyot diye 7A grubundaki elementleri sıralarsak yukarıdan aşağıya ne oluyordu? Elektronegatiflik azalırdı. O zaman bu durumda klorun elektronegatifliği iyodun elektronegatifliğinden daha fazla. Bağ elektronlarını daha çok çeker. Bu durumda H daha kolay artı halinde serbest hale gelebilir. Ve bu durumda da HOCl HOI'dan daha kuvvetli bir asittir diyebiliriz. Şimdi oksi asitlerin kuvvetini incelerken bakacağımız diğer bir faktör de oksijen atom sayısı. Oksijen atom sayısıdır. Oksijen atom sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar oksi asitlerin. Mesela H2SO4 ve H2SO3'ün asitliklerini karşılaştırdığımızı düşünelim. Asitlik kuvvetlerini. Şimdi her ikisinin Lewis yapısını gösterecek şekilde açık yapılarını yazmamız gerekir. Şimdi H2SO4'ün yapısı şu şekilde: oksijen, çift bağ oksijen, tek bağ oksijen, hidrojen. Bu H2SO4. H2SO3 de hidrojen, oksijen, kükürt, çift bağ oksijen ve tek bağ oksijen ve hidrojen. Şimdi burada bunlar da birer oksiasitler. Neden? Hidrojen, oksijen ona bağlı bir element. Hidrojen, oksijen ona bağlı bir element. Şimdi hidrojen, oksijen ve bu bağlı olan element her ikisinde de aynı kükürt. Yani farklı olsaydı bunların elektronegatifliklerini karşılaştıracaktık. Aynı olduğuna göre şimdi evet, burada merkez atomlar olan kükürtler aynı olduğu için merkez atoma bağlı oksijen atomlarının sayısını karşılaştıracağız. Oksijen atom sayısı yani merkez atoma çift bağlı oksijen atomlarının sayısı demektir. Oksiasitlerin asitliklerini karşılaştırırken diğer bir etken. Evet, merkez atom kükürt buna bağlı çift bağlı oksijen sayısı 1, 2. Burada ise bir tane merkez atoma çift bağlı oksijen var. Oksijen sayısı arttıkça oksiasitlerin asitliği artar. Bu durumda da H2SO4, H2SO3'ten daha kuvvetli bir asittir diyoruz. Şimdi devam edelim. Üçüncü bir grup olan asidimiz organik asitler. Organik asitlerin kuvvetleri nasıl karşılaştırılır? Bunu görelim. Şimdi direkt örnekle başlayacak olursak asetik asit ve etanolün asitliğini karşılaştıralım. Şimdi asetik asidin yapısı şu şekildedir. CH3, COOH yani oksijenler de karbona şu şekilde bağlıdır. Bu asetik asidin açık formülü. Etanolün açık formülü de yine CH3, CH2, OH şeklindedir. Şimdi aslında organik asit dediğimizde şu temel kısmı düşünebiliriz. Yani COOH var olması bize bunun organik bir asit olduğunu gösterir. Organik asitlerin kuvvetinde de şuradaki şu oksijene bağlı hidrojen ne kadar kolay bir şekilde H artı halinde serbest hale geçiyorsa o kadar asitlik kuvveti o kadar fazladır.
Şimdi buradaki bu hidrojenin, burada da bu hidrojen artı şeklinde ne kadar kolay serbest hale geçiyorsa asitlik o kadar fazla olacak. Şimdi bakıyoruz. Buradaki hidrojen oksijen bağındaki bu bağ elektronlarını çeken oksijen var burada sadece. Burada ise bağ elektronları çeken oksijen var. Daha sonra esas burada uçtaki oksijen bağ elektronlarını bu tarafa doğru çekmekte. Buradaki elektronlar da bu yönde uçtaki oksijene doğru akmakta. Yani uçtaki bu çift bağlı oksijen bu bağ elektronlarının çok daha kuvvetli bir şekilde çekilmesini ve H artının o kadar kolay bir şekilde serbest hale geçmesine sebep oluyor. Burada ise öyle bir durum yok. Sadece oksijen çekmekte. Bu durumda o zaman asetik asit, zaten adında da asit ismi var, etanolden daha kuvvetli bir asittir. Şimdi asetik asitle tekrar çizelim asetik asidi. CH3, COOH yani. Şu şekilde. Asetik asitle klor asetik asidin kuvvetliliğini karşılaştıralım. Klor asetik asit dediğimiz bileşiğin formülü de şu şekildedir. OH. Evet, bu da klor asetik asittir. Yazalım. Klor asetik asit ve asetik asidin kendisi. İkisinin asitliklerini karşılaştırdığımızda şimdi her ikisi de hangi grup aside giriyorlar? Organik aside giriyorlar. Neden? COOH kısmı ve COOH kısmı her ikisinde de mevcut. Bu durumda şuradaki H artı ne kadar kolay ayrılabiliyorsa o kadar asitlik, o kadar fazla. Şimdi o zaman bu H artının kolay ayrılması için bağ elektronlarının şu tarafa doğru çekilmesi, o kadar fazla çekilmesi lazım. Ne kadar çok çekerse bu taraf bağ elektronlarını H artı halinde o kadar kolay serbest kalır. Burada çekmeyi sağlayan en önemli şey, bakıyoruz, çift bağ oksijen. Çift bağ oksijene doğru elektronlar, bağ elektronları çekilir. Daha sonra, yani şuraya kadar her ikisi de aynı zaten. Şu kısma baktığımızda, bu kısma baktığımızda burada CH3 var. Yani karbon ve hidrojenler. Burada ise ekstradan bir elektronegatif element daha olan klor var. Klor da elektronları çok çok daha fazla çektiği için bağ elektronları şu tarafa doğru da daha da fazla çekilir. Yani çekme gücü burada klorla daha da fazla artmıştır, elektronların çekilme gücü. Burada ise öyle bir etken yok. Ekstradan çeken başka bir elektronegatif element burada yok. Bu durumda burada bağ elektronları çok daha fazla çekildiği için H artı o kadar kolay serbest hale geçer ve asitlik o kadar fazla olur. Asitliği karşılaştırırsak da kloroasetik asit asetik asitten daha kuvvetli bir asittir diyebiliriz. Şimdi son iki örnekle bu konuyu tamamlamış olalım. Aşağıdaki asit çiftlerinde hangi asidin daha kuvvetli olduğunu belirtiniz. Evet. Şimdi bakıyoruz, A, B, C şıkları var. Yani son iki örnek derken aslında sadece bu örneği yapacağım. 3 şıklı demek istedim açıkçası. Şimdi karşılaştıralım. Bu nedir? H3PO4. Bu da HClO3, yani klorik asit. Klorik asit. Bu da o zaman fosforik asidin formülü, gördüğünüz gibi. Şimdi her ikisi de şimdiye kadar saydığımız o 3 temel asit grubundan hangisine giriyor? Bakalım. Neyi saydık? İkili asit saydık. İkili asit neydi? Hidrojen, ona bağlı bir element. Oksi asitleri saydık. Oksi asit neydi? Hidrojen, oksijen ve ona bağlı bir X elementi. Bakıyoruz bunlar hangilerine giriyor? Bir de organik asit var dedik. Organik asitte de C çift bağ OOH yapısı bizim için önemliydi, organik asit olduğunu tespit etmek için. Bakıyoruz bunlar hidrojen, oksijen, ona bağlı bir element. Burada fosfor.
Hidrojen, oksijen, ona bağlı bir element. Bu da klor. O zaman bunlar oksiasitler. Oksiasitlerin asitliğini etkileyen iki tane faktör vardı. Birincisi, bu X elementinin, yani klor ve fosfor buradaki X elementler. Bu X elementinin elektronegatifliği. X elementinin elektronegatifliği arttıkça asitlik artıyordu. Fosfor ve klorun elektronegatifliklerini karşılaştırırsak, fosfor ve klor ikisi de 3. periyotta, sıralama soldan sağa şöyle, fosfor, kükürt ve klor, yani soldan sağa doğru elektronegatiflik artar. Klorun elektronegatifliği daha fazla. O zaman bu durumda klorik asit daha asidiktir diyebiliriz. Ayrıca burada bunun dışında oksiasitlerde karşılaştırdığımız diğer faktör neydi? Merkez atoma çift bağla bağlı oksijenlerin sayısı. Ne kadar fazlaysa asitlik o kadar fazlaydı. Bakalım. Merkez atom klor, buna bağlı çift bağlı oksijen sayısı 1, 2. Burada bakıyoruz fosfora çift bağla bağlı oksijen sayısı 1. Bu faktörden dolayı da klorik asit daha kuvvetli bir asit. O zaman her ikisinin asitliğini karşılaştırdığımızda klorik asit fosforik asitten daha kuvvetlidir diyoruz. Gelelim B şıkkına. B şıkkında bakalım hangi asit grubuna giriyor bu iki tane asit. Gördüğünüz gibi COOH temel kısmı var. C çift bağ OOH, C çift bağ OOH. Bunlar birer organik asit. Organik asitlerin asitliklerini karşılaştırırken şu H artının kolayca serbest hale geçmesi, yani bu bağ elektronlarının bu tarafa doğru ne kadar çok çekildiğine bakıyorduk. Şimdi bu bağ elektronlarını çeken şey, ana şey de aslında buradaki çift bağlı oksijendi. Fakat buraya kadar her ikisi de aynı. COOH, COOH. Daha sonra molekülün bu kısmına bakıyoruz. Bu kısımda bakıyoruz her ikisinde de ekstradan bir klor var. Farklı elementler olsaydı elektronegatiflikleri etkileyecekti. İkisi de aynı, ikisi de klor, yani aynı kuvvette çekiyorlar, fakat buradaki tek farklı şey klorun şu COOH grubuna yakınlığı. Burada klor buraya daha yakın. Burada ise gördüğünüz gibi ikinci karbona bağlı. Bir karbon daha uzak. Uzak olduğu için bunun çekme kuvveti ne olmuş olur? Azalmış olur. Burada ise klor COOH'a çok daha yakın, yani hemen bitişiğindeki karbona bağlı. Bu sebeple çekme gücü daha fazla olacaktır. Bağ elektronları daha fazla çekildiği için hidrojen daha kolay serbest hale geleceğinden bu durumda asitlik kuvveti de bu şekilde olacaktır diyoruz. Yani ikinci asidin kuvveti birinci asitten daha fazla. Son olarak da CH2FCOOH ve CH2BRCOOH. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi COOH, COOH birer organik asit olduğunu bize gösteriyor. Ama açık yapılarını çizmeliyiz. Şimdi karbon, iki tane hidrojen bağlı, bir tane de flor bağlı bu karbona. Daha sonra karbon, çift bağ O, O ve H, bu şekilde çizeriz. Diğeri de karbona iki tane hidrojen bağlı, bir tane brom bağlı, bu karbon C, çift bağ O, O ve H şeklinde birer organik asit bunlar. Yine organik asitlerin kuvvetini karşılaştırırken bakıyoruz COOH, COOH aynı. Daha sonra bu bağ elektronlarını çeken diğer etken şuradaki elementler flor ve brom. Hangisi daha elektronegatifse o bağ elektronları daha çok bu tarafa doğru çekecektir. Hangisi daha elektronegatif? Flor mu brom mu? Tabii ki flor daha elektronegatif. Bağ elektronları daha çok çekeceğinden, hidrojen daha kolay H artı şeklinde serbest hale geçeceğinden bunun asitliği ikinci asitten daha fazladır diyoruz. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atmayı, paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.